Dallas'taki protestolar sırasında yaşanan saldırıdan sonra halk yeniden sokaklara döküldü. Eylemcilerden bazıları CNN binasına yürüdü. Bu arada beyaz Amerikalıların da silahlanmaya başladığı söyleniyor. İnsanlar tezgaha sıralanmış silahları marketten alışveriş yapar gibi alabiliyorlar. İşte İngilizlerin devleti Amerika için bir şey düşünüyor demek ki. Yani onları da mahvedecek bir sistem düşünüyor. Yakında bir rezalet ortaya çıkabilir. Önce Obama'yı getirdiler zaten. İlk felaket ondan başladı. Müslüman, mümin, muttaki diye getirdiler. Hüseyin Obama diye. Adam baktık Marksist, komünist eğitim almış. Homoseksüelleri destekliyor. Ekonomiyi çökertti. Maneviyatı da çökertti. Kiliseler kapanmaya başladı. Bir acayip durum. Şimdi de Amerikalılar birbirine düşürecek bir oyun tezgahlanıyor. Şiddet ve sevgisizlik Amerika'da tırmandırılıyor. Amerikalılar sevgi insanıydı. Onlara sevgiyi unutturdular. Dehşeti ve şiddeti öğrettiler. Obama, Amerika'da polisler tarafından öldürülen zencilerin sayısının beyazlara oranla çok daha fazla olduğunu açıkladı ve şunları söyledi. Biz bu tür trajedilerle çok karşılaştık. Geçtiğimiz yıl polis tarafından vurulan Afrikalı Amerikan sayısı beyazlara oranla iki kat daha fazla. Bu tür olaylar olduğunda halkımızın büyük bir çoğunluğu ten renklerinden dolayı kendilerinin diğerleriyle aynı sınıfa konmadıklarını düşünüyorlar şeklinde konuştu. Güzel keşfetmiş. Şu lafa bak ya. 100 yıldan beri zaten bela bu. Ya zencilere karşı bir düşmanlık, azgınlık, ayrışmacılık kafası sürgüt devam ediyor. Yeni keşfetmiş gibi anlatıyor. Ucu bucağı yok. Kitle şeklinde katliam yaptılar. Ya soykırım yaptı Amerika. Zenci soykırımı yaptı. Mahvettiler yani. Oturmuş sanki yeni oluyormuş gibi, yeni keşfetmiş gibi, bir buluş gibi bunu anlatıyor Obama. İnanılır gibi değil yani. Bu felaket bütün dünyaca bilinen bir felaket.